Hoş geldiniz arkadaşlar. Sayma ve permütasyon konusuyla ilk dersimize başlıyoruz. Haydi başlayalım. Sayma nedir? Neyle başlar? Arkadaşlar sayma çarpma denilen bir yapıyla başlar. Daha sonra ilerilerde bunun farklı versiyonlarını da göreceğiz. İsterseniz direkt örneklem babında bunları çözmeye çalışalım. A kentinden B kentine. Şöyle bir A kenti çizelim. Bir de B kenti çizelim. Bir de C kenti var arkadaşlar. C kentini çizelim. A kentinden B kentine 3 alternatif yolda gidiyor. B kentinden C kentine de 5 alternatif yolda gidiyor. 3, 4, 5. Vatandaş A'dan B'ye uğramak üzere C kentine kaç türlü gidebilir? Şimdi A'dan B'ye gitmek için 3 tane alternatif yolum vardır. O zaman 3 yazıyoruz. Çarpma dedik ya, çarpmayla devam ediyoruz arkadaşlar. B'den C'ye kaç alternatif yol kullanırım? B'den C'ye de 5 yoldan birini kullanırım. 5 alternatif yolum vardır. Yani 3 çarpı 5'ten 15 türlü A'dan C'ye, B'ye uğramak koşuluyla gidilebilir. Evet, A'dan C'ye gidip C'den de A'ya döneceğim. A'dan C'ye gitmek için A'dan B'ye 3 alternatif yolla giderim. B'den de C'ye 5 alternatif yolla giderim. Bitmedi yolculuğumuz. Onun için çarpmaya devam ediyoruz. Sonra C'den B'ye döneceğim. Yine 5 alternatif yolu kullanırım. Sonra B'den de A'ya gideceğim. 3 alternatif yolu daha kullanırım. 15 çarpı 15'ten 225 farklı yoldan gidiş yapmış oluruz arkadaşlar. Evet, şimdi 3. sorumuz da şudur arkadaşlar. A'dan C'ye gidip gittiği yoldan dönmemek koşuluyla kaç türlü gidiş dönüş yapılacak? Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Bakın, yaptığımız sistemi uygulamaya çalışın. Her türlü sistem kabulümüzdür. Ama bir sistem üzerine yoğunlaşalım. Her soruda aynı sistemi kullanalım. A'dan B'ye gidiyoruz. Kaç alternatif yolumuz var? 3 alternatif yolumuz var. Yani dönüşte bir daha kullanmamak için şu anda kullandığımız 3 alternatif yoldan birini göstermelik sürüyoruz. Artık dönüşte bunu kullanamayacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi B'den de C'ye gidiyoruz. B'den C'ye 5 alternatif yoldan birini kullanabiliriz. Çarpı 5. O zaman göstermelik birini kullandıysak, örneğin bunu kullandıysak artık dönüşte bunu kullanamayacağız. Devam edelim. C'den de B'ye dönüyoruz. Bunu kullandığımız için artık kullanmayacağız. Geriye kalan 1, 2, 3, 4 tane yoldan birini kullanacağız. Onun için kullandığımız için göstermelik bir tanesini daha silelim. Önce yazıp sonra siliyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sonra B'den de A'ya bir tanesini kullandığımız için şu kalan 2 yoldan birini kullanacağız. O zaman 2 yolla gidebiliriz. Artık sorunun sonu geldiği için istersek birini silelim. Devam etmeyeceğimiz için istersek silmeyelim. Yani toplam A'dan C'ye, C'den de A'ya gittiği bir yolu bir daha kullanmamak koşuluyla kaç değişik yoldan gidilebilir? 5 kere 3 15, 4 ile çarptık 60, 2 ile çarptık 120 alternatif yolla gidilebilir. Bakın, ilk önce ne bulduk? Gittiği yolu ister kullansın ister kullanmasın 225, ama gittiği yoldan bir daha dönmemek koşuluyla yani 120 değişik yol bayağı bir azaldı gördüğümüz gibi. Yani yolu kullanmamak ya da daha sonra sayılarda rakamları tekrar etmemek dediğimizde alternatif sayımız çok daha azalıyor. Evet, şimdi diğer sorularımıza geçiyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. 3 kişi 8 kişilik düz bir sıraya kaç türlü oturur? Arkadaşlar unutmayalım. Kişileri veya nesneleri hep elimizde tutacağız. Bu kişilerin veya nesnelerin konulacağı, yerleşeceği yerleri çizeceğiz. Yani 8 tane sıra çizerim yan yana. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi kişiler 3 kişi. Bu 3 kişiyi şu kenarda tutalım, 3 kişiyi. Bunu çizmemize de gerek yok. Ama bunların oturacağı veya gideceği veya yerleştireceğimiz yerleri çizeceğiz arkadaşlar. Birinci kişiyi alalım. Birinci kişinin bu sıralardan birine oturma hakkı vardır. Peki kaç tane sıra var? 8 sıra. 8 sıradan birine oturabilir. Onun için 8 tane alternatifimiz vardır. 8 yazdıktan sonra o sıraya oturduğu için ve bundan sonra oturulan sıraya da bir başkası oturamayacağı için bunu siliyoruz artık. 8 kişiden biri buraya oturdu. Şimdi ikinci kişiyi alıyoruz arkadaşlar. İkinci kişinin oturacağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane oturacaklardan bir tane vardı. 7 sıradan birine oturabilir. O zaman 7 alternatif var. İkinci kişiyi de gelin oturtalım. Bu göstermelik oturtuyoruz. Sakın hani niye buraya koyduk, niye buraya koyduk diye düşünmeyin. Üçüncü kişi ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane alternatif sıradan.
veya koltuktan birine oturabilir. Üçüncü kişi de 6 tane alternatif vardır. Zaten 3 kişi olduğu için 3 kişiyi de sırayla hepsine göstermek yine oturtuyoruz. 3 kişiyi de sırayla oturtmuş olduk. 8 çarpı 7 çarpı 6 alternatif şekilde bu sıralara oturabilirler. Şimdi 8 kişi 8 kişilik düz bir sıraya kaç türlü oturur? Yine sıraları çiziyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kişi de elimizde bulunsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi de elimizde bulunsun. E peki bu 8 kişiyi bu 8 kişilik sıraya kaç türlü oturacağız? Bakalım. Şimdi birinci kişiyi alalım. Birinci kişiyi aldığımız için buradan siliyorum. Birinci kişiyi 8 alternatiften birine oturtabiliriz. Göstermelik buna oturttuk. İkinci kişiyi silelim buradan. 7 tane alternatif sıradan birine oturtabiliriz. Örneğin buna oturttuk. 7'yi yazıyoruz. Üçüncü kişiye 6 alternatif. Dördüncü kişi 5. En sonunda 1'e kadar geliyoruz. Evet, bunun adı 8'den 1'e kadar sayıların çarpımının adı 8 faktöriyeldir. Yani 8 kişi 8 kişilik düz bir sıraya 8 faktöriyel türlü oturur. Bunu açıkladık. Şimdi bunun özel bir durumu var. Yani bakın kişi sayısıyla oturacakları yer sayısı aynıysa direkt faktöriyel kavramı devreye giriyor. En kişilik düz bir sıraya kaç türlü oturur? 8 kişi 8 kişilik düz bir sıraya 8 faktöriyel türlü oturur. O zaman en kişide en kişilik düz sıraya en faktöriyel türlü oturur arkadaşlar. Ha, bu soruyla ileride karşılaşacağız. Bakın bu sorunun benzeri olan yüzlerce soru türetiriz. Kişi oturur veya fotoğraf çektirirler veya bir sıralamaya girerler. Hepsi aynı soru. Burada da ifade ettik. En kişi kendi arasında kaç türlü yer değiştirir sorusu da aynı sorudur. Bu da en faktöriyeldir. Yani bunları farklı soru gibi algılamayalım. En kişi kendi arasında kaç türlü yer değiştirir? En kişi kaç türlü fotoğraf pozuna çekim yapmamıza farklı alternatif sağlar? Yani bunlar en kişi düz bir sıraya kaç türlü oturur sorularının hepsi aynıdır. En faktöriyeldir diyeceğiz. Sorularımıza devam edelim. Evet, araba yaşında 10 tane araba. Ha 10 tane araba, ha 10 kişi yan yana dizilmiş. Ya da 10 tane kişi fotoğraf çektirecek kaç türlü poz verirler? Soruları aynı. 10 tane araba düz bir yolda kaç türlü sıralamaya sahiptir? Evet, 10 tane araba kendi arasında 10 faktöriyel türlü yer değiştirir. 10 faktöriyel türlü sıralamaya sahiptirler arkadaşlar. Evet, araba yarışlarında 12 arabadan 3 tane hep ard arda olup. Yani bakın 12 tane araba. Önce 3 tane araba A, B, C. Bunlar yan yana. Peki yan yana olmalarını nasıl sağlarız? Yan yana olmalarını bunlara bir halkanın içerisine alırız. Birbirlerinden ayrılmazlar arkadaşlar. Peki toplam 12 tane araba vardı. 3'ünü düşersek 9 tane daha çizeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu şekilde A, B, C o belirli olan 3 tane birbirinden ayrılmamak koşuluyla kaç türlü sıralamaya sahiptir? Kaç türlü sıralanırlar? Şunu unutmayalım arkadaşlar. A, B, C hep başta olacak diye bir şey söz konusu değil. A, B, C şunların arasında şurada da olabilir. Onun için ama A, B, C birbirinden ayrılmayacak. Bunu şöyle yapıyoruz. A, B, C'yi bir arada düşünün. Yani tek bir tane araç gibi düşünelim. Ama bunlar kendi aralarında yer değişebilir. Bunları unutmayın. Bir kere dışarıdan baktığımız zaman şunu bir tane araba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane araba düşünüyoruz. 10 araba kendi aralarında 10 faktöriyel türlü yer değiştirir. Çarpı, niye? Sayma çarpmayla başlar dedik arkadaşlar. Çarpı, peki bu 3 araba kendi aralarında yer değiştirmez mi? Bunlar da kendi aralarında 3 araba kendi arasında 3 faktöriyel türlü yer değiştirir. Yani o 3 araba birbirinden ayrılmamak koşuluyla, yani sıralaması araya başka bir araba almamak koşuluyla toplam 12 araba kaç türlü sıralamaya sahiptir? 10 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diyeceğiz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz sorularımıza. 18 kişi A ve B ikisi hep yan yana, C ve D kişileri yan yana olmayacak. Şimdi A ve B yan yana. Bakın şöyle yapalım bunu. A ve B'yi birlikte kabul edelim. C ve D'yi de birlikte kabul edelim. Arkadaşlar toplam 18 kişi. 4'ünü çıkartırsak kaç kişi kaldı? 14 kişi kaldı. Çizelim 1, 2, 3, 4. 14 tane de buraya çizeceğiz. 1, 2, 3. Pardon 4 tane burada. 4 tane de burada 8. 10 tane çizeceğiz buraya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi şöyle yapıyoruz bu soru için. Şimdi ikisini bir arada tuttuk. C, D'yi de bir arada tuttuk. Ama soru da diyor ki C ve D yan yana olmayacak. Peki niye böyle yaptık? Arkadaşlar A, B'nin yan yana olduğu durumlardan, A, B yan yana diyelim, yan yana olduğu durumlardan, yan yana, A, B'nin yan yana, C, D'nin yan yana olduğu durumları çıkartırsak,
geriye AB'nin yan yana CD'nin yan yana olmadığı durumlar kalır. En genel durum AB'nin yan yana olduğu durumlardır. O zaman en genel durumda şunu unutmayalım. Sadece AB'yi birlikte olarak düşünüyoruz. Geriye kalan 18 kişiden 2 tanesini çıkarttığım zaman 18 tane kişiden 2 tanesini çıkarttığım zaman şuraya 16 tane kalacaktır arkadaşlar. O zaman baktığımız zaman sadece AB'nin yan yana olduğu 16 tane burada. Bunu da bir kişi kabul edersek 17 kişi kendi arasında 17 faktöriyel türlü yer değiştirir. Çarpı AB de kendi arasında 2 faktöriyel türlü yer değiştirir. Bundan. Bunlar sadece AB'nin yan yana olduğu durumlardır. Peki AB'nin yan yana olduğu durumlarda CD ne iş yapıyordur? Arkadaşlar bu cümlenin içerisinde şunlar var. AB garanti yan yana ama CD'nin içinde yan yana oldukları durumda var. Yan yana olmadıkları durumda var. O zaman bundan AB'nin yan yana CD'nin kesin yan yana olduğu durumu çıkartırsak AB'nin yan yana CD'nin yan yana olmadığı durumlar çıkar. O zaman eksi diyoruz. AB'nin de yan yana CD'nin de yan yana olduğu durumu çıkaracağız. Bu ikisini bir kişi kabul ediyoruz. Bu ikisini de bir kişi kabul ediyoruz. Etti 2 kişi. 18 kişiden 4 kişiyi düşersek şu aralarda 14 kişi var. 14 kişi var bir araya gelmeyen. Bunu bir kişi kabul edersek 15. Bunu bir kişi kabul edersek 16. kişi. 16 kişi kendi aralarında 16 faktöriyel türlü yer değiştirirler. Çarpı AB kendi aralarında kaç türlü yer değiştirir? 2 faktöriyel. Çarpı CD kendi arasında kaç türlü yer değiştirir? O da 2 faktöriyel arkadaşlar. Evet, sorumuz buydu. Şimdi yine saymayla devam ediyoruz. Her satır ve sütundaki, bakın baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane hücresel bölüntü var. Sütun olarak, satır olarak da 4 tane var. Her satır ve sütundaki hücreler birden fazla taranmamak koşuluyla. Bakın burada mesela birinci satıra bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yerden birini tarayabiliriz. 6 durum. Göstermelik birini tarıyorum. Arkadaşlar burada burayı tarayamam. Çünkü sütundaki bir yeri aynı sütunda olan yeri tarayamam. Her satır ve sütundaki hücreler birden fazla taranmamak koşuluyla. O zaman bunlardan birini tarıyorum. Ama burası hariç olan. Peki burayı taramazsam geriye ne kalır? 1, 2, 3, 4, 5. 5 alternatif hücreden birini tarayabilirim. Göstermelik burayı tararım. Artık bu üçüncü satırda, bu ikinci satırda, üçüncü satırda ne burayı tarayabilirim? Ne de burayı tararım. Çünkü burayı tararsam aynı sütunda iki yeri taramış olurum. Burayı tararsam aynı sütunda iki yeri taramış olurum. Onun için bu ikisini tarayamam. O zaman geriye kalan şunlardan birini tararım arkadaşlar. Bunlardan birini tararım. 1, 2, 3, 4 alternatifim var. O zaman 4 durumdan birisi söz konusu. 4 yerden birini taradım. Göstermelik yine burayı taradım. Evet, burada kaç tane? 4. satırda nereyi tarayabilirim? Burayı tarayamam. Bakın bundan dolayı burayı tarayamam. Bundan dolayı da burayı tarayamam. Geriye neler kalır? 1, 2, 3 yerden birini tarayabilirim. Üçüncü durumda da 3 yerden birini tarayabilirim. İstersek bunu çarparız. 6 kere 5, 30'dur. 4 kere 3, 12'dir. 12 ile 30'u çarparsak 360 çıkar. Yani 360 türlü bir tarama yapabilirim arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi A, B, C, D şehirlerinde A'dan harekete başlayan bir hareketli. A, B yolunu kullanacak ama B, C'yi kullanmayıp tekrar C, D yolunu kullanabilecek. Bu şekilde kaç türlü A'dan D noktasına gidebilir? A'dan B'yi kullanma alternatifi 3 alternatiftir. Burayı kullanıyorsan B, C yolunu kullanmayacağım. O zaman B, C yolunun bir anlamı yok arkadaşlar. Bunu silerim. O zaman C, D yolunu kaç alternatif şekilde kullanabilir? 4 taneden bir tane yol kullanabilir. Evet, bu şekilde 3 çarpı 4. 12 şekilde kullanabilir. Şimdi diyeceksiniz bu formatta ama şimdi formatımız şu. A'dan B'yi kullanıyorsa B ile C'yi kullanmayacak. Sonra C ile D'yi kullanacak. Şimdi bunu şöyle de düşünebiliriz. A ile B'yi kullanmayıp B ile C'yi kullansa. Zaten A ile B'yi kullanmadı diyelim. Eksi diyelim. B ile C'yi kullandı. C ile D'yi kullanmazsa arkadaşlar zaten D noktasına erişemez ki. Onun için ikinci alternatif burada söz konusu değildir. 3 çarpı 4 12 alternatif yolla bu şekilde gidebilir arkadaşlar. Ali, toplam 8 tane sıra var gördüğümüz gibi karşılıklı sandalyeler. Ali'ye ve Suna var bu 8 kişinin arasında 2 kişi. Bunlar yan yana oturabilir. Burada söz konusu söz konusu değil. Ama karşılıklı oturamazlar arkadaşlar. Karşılıklı oturamamak koşuluyla kaç türlü bunlar oturabilirler? Sorumuz bu. Şimdi baktığımız zaman şimdi iki durumda inceleyebiliriz bunu. Şimdi Ali'ye bu 8 taneden bir tanesini önce örneğin Aliye'yi buraya oturtalım. Şimdi iki durum nedir? Birinci durum.
İkinci durum diyelim arkadaşlar. Şimdi birinci durumda Ali'ye buraya otursa arkadaşlar. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali'ye buraya oturursa şunu biliyoruz ki Suna buraya oturamayacak arkadaşlar. O zaman Suna buraya oturamayacaksa geri kalan nereye oturabilir? Suna buraya oturamayacaksa 1, 2, 3, 4, 5, 6 durumdan birisine oturabilir. Ali'nin önce oturacağı kaç mümkün durum vardır bakalım. Ali'ye buraya göstermelik 8 tane sandalyeden birine oturabilir. 8 sandalyenin birine oturabilir. Buraya göstermelik oturttuk. Suna buraya oturamayacağına göre geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 durumdan birine oturabilir. Yani Suna'nın oturacağı 6 durum vardır arkadaşlar. Suna'yı da göstermelik diyelim şuraya oturttuk. Evet, geri kalanların önemi yok. Geri kalanlar toplam kaç kişi kaldı? 8 kişiden 2 kişiyi oturttuk. Geriye 6 kişiyi kaç türlü otururuz? Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıra var. 6 da kişi var. 6 kişiden birinci kişi bu 6 sıradan birine oturabilir. Yine 6 sıra. Buraya oturdu diyelim. Diğer kişi 5 sıradan birine. Diğeri 4 sıradan, diğeri 3 sıradan, diğeri 2 sıradan, diğeri 1 sıradan birine oturabilir. Yani 8 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Biraz şey yapabiliriz. 6'dan 1'e kadar sayıların çarpımını 6 faktöriyel diye yazıp 8'de 6'ya ayrı çarpar 48 çarpı 6 faktöriyel şeklinde biraz toparlayabiliriz. Şimdi ikinci durumu niye yazdık? İkinci durum burada söz konusu değil. Bakın şöyle olabilirdi. Kafanızı biraz karıştıracağım ama düşünebilirsiniz. Ali ile Suna yan yana oturabilir veya karşılıklı oturabilir. Yani karşılıklı da oturabilir ya da yan yana oturur. Zaten şöyle bir şey yaptık. Yan yana da otursa, karşılıklı da otursa ikinci duruma neden olan bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Onun için ikinci durumu bu soru için yapmamıza gerek yoktur. Evet. A, B, C, D, E, F sözcüğünde sessiz harfler yan yana gelecek. Fakat sesli harfler yan yana gelmeyecek şekilde. Evet. Kaç türlü sıralama yapılabilir? Evet. Sesli harfler yan yana gelecek. Burada sesli harfler ne arkadaşlar? A ve E. Peki sessiz harfler yan yana gelecek. Bakın bu durumu şöyle özetliyoruz. Sessiz harflerin yan yana olduğu durumdan. Sessiz harflerin yan yana olduğu durumda ne var arkadaşlar? Sessiz harfler garanti yan yana ama sesli harfler yan yana olabilir, olmayabilir. Bu durumların hepsi söz konusu. Bundan sessiz harfler yan yana, yan yana. Sesli harflerde yan yana olan durumu çıkartırsak ne kalır? Sadece sessiz harflerin yan yana olduğu durum. Sessiz harfler yan yana demek. Sessiz harfler yan yana ama sesli harfler yan yana da olabilir, olmaya da bilirden. Sessiz harflerin yan yana, sesli harflerin de yan yana olduğu durumu çıkartırsak sessiz harflerin yan yana, sesli harflerin de yan yana olmadığı durumlar çıkar. Peki sessiz harfler dediğimiz nelerdir? B, C, D, F'dir. B, C, D, F. Bunu yazalım. Sesli harfler nelerdir? A ve E. O zaman sessiz harflerin yan yana olması için şu durumu. Bunları sadece bir araya getireceğiz. Diğerleri yani A ve E ister yan yana gelir ister gelmeyebilir. Önemli değil. Bu durum önemli değil. Baktığımız zaman bunları yan yana koyuyorsak arkadaşlar bunu bir tane kabul ediyoruz. Dışarıdan baktığımız zaman o zaman bu bir tane ise bu ikincisi bu üçüncüsü. Yani 3 faktöriyel. Çarpı B, C, D, F kendi aralarında 4 faktöriyel yer değiştir. O zaman sessiz harflerin yan yana olduğu 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyelden neyi çıkartacağız? Sesli harflerin de yan yana, sessiz harflerin de yan yana olduğu durumu çıkartacağız. Peki bunu nasıl bakıyoruz? Bunları grupladık bir kişi seçtik. Bunları da grupladık bir tane nesne seçtik. Dışarıdan baktığımız zaman 2 tane nesne var. 2 faktöriyel çarpı. A ve E yan yana kendi aralarında 2 faktöriyel türlü yer değişir. B, C, D, F de kendi aralarında 4 faktöriyel türlü yer değişir. Bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar işlemin sonucu sessiz harflerin yan yana, sesli harflerin de yan yana gelmediği durumlar çıkacaktır. İsterseniz bu işlemi biraz yapalım. Bakın 4 faktöriyel parantezine alalım. Buradan 3 faktöriyel eksi 4 faktöriyelin haricinde 2 çarpı 2'den 4 gelir. 4 faktöriyel 24'tür. 3 faktöriyel 6'dır. Alttan 4'ü çıkarsak 2 çıkar. 24 ile 2'yi çarparsak 48 tane mümkün durum söz konusudur. Evet, araba plakalarını biliyoruz arkadaşlar. Şöyle dizayn ediliyor. Birincisine hani 34 PRS atıyorum. 3763 gibi yazılıyor. Burada izah ettik. Evet, birinci kutu
İki basamaklı en fazla 81'e kadar olan sayıları kullanmaktadır. İkinci kutu 28 tane harf kullanılıyor. Yumuşak G'yi kullanmadığımızı varsayıyoruz. Onun için 28 harf dedik. Üçüncü kutu ise 4 basamaklı sayılar yazılmaktadır. Bu şekilde kaç farklı plaka tasarlanabilir? Arkadaşlar bir kere şunu söyleyelim. Hiç saymanın temel şeyine girmeden, temel ilkelerine girmeden bir kere iki basamaklı sayılar 10'dan başlar. 81'e kadar olduğu için 81 ile sonuçlar. 10'dan 81'e kadar kaç tane sayı vardır? 81'den 10'u çıkartırız. 71. Bir de 1 ilave ederdik. İkisi de dahil olduğu için. O zaman buraya yazılacak 72 tane sayı vardır. 72 tane sayı vardır. Çarpı. Evet, ikinci kutuda neler olacak arkadaşlar? 28 tane harf kullanacak. Peki 28 tane harfte tekrar edilebilir mi? Tekrar edilemez diye bir şey söz konusu değil. Onun için tekrar edebiliriz. X'e 28 tane harften biri gelebilir. Evet, Y'ye de 28 tane harften biri gelir. Evet, Z'ye de 28 tane harften biri kullanılabilir. Çarpı. Evet, diğeri de 4 basamaklı sayılar yazılacak. Yine 4 basamaklı sayıları şöyle diyelim. 4 basamaklı sayılar 1000 ile başlar. 9999 ile biter arkadaşlar. Peki bu arada kaç tane sayı var? 1000 ve 9999 dahil. Nasıl hesaplıyoruz? 9999'dan 1000'i çıkarıyoruz. 8999 kalıyor. Ona da 1 ilave ediyoruz. Yani 9000. O zaman 4 basamak sayımız 9000 tanedir. Çarpı bir de 9000 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Bunu saymayı görün diye yaptık. Yoksa bunu çarpmak söz konusu değil arkadaşlar. Ne de üniversite sınavında ne de yazılı sorularında. Bunu çarpmayla uğraşmanızı hiç kimse istemez. Evet arkadaşlar, şu ana kadar saymanın temel ilkesi dedik. Gelelim şimdi ezberleme yoluna. Evet, n'in reeli permütasyonu. Permütasyon ne demek? Dizilim ve sıralama demektir. N dahil, n'den geriye toplam r tane sayının çarpımı demektir. O zaman 5'in üçlüsü denilen şey 5 dahil, 5'ten geriye 3 tane sayı. 1, 2, 3. 3'e kadar demek değil arkadaşlar. 3 tane sayının çarpımıdır. 5 ile 4'ü çarparız 20. 3 ile çarparsak 60 gelir. 7'nin ikilisi 7 dahil 2 tane sayıyı çarpıyoruz. 2 tane sayı. Yani 7 çarpı 6 2 tane sayıdır. 7 kere 6 42'dir. Evet, 8'in 8 ise. Bakın 8'den geriye 8 tane sayıyı çarpıyoruz. Sayalım şimdi, bunları yazalım önce. 8 tane sayıyı çarparsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun adı 8'den 1'e kadar sayıların çarpımı 8 faktöriyel. Bakın permütasyondan faktöriyel kavramına geçiş yaptık. O zaman bu sayıyla bu sayı birbirinin aynısıysa arkadaşlar n'in n'li permütasyonu n faktöriyel diye geçer. Buradaki n sayısı tabii ki doğal sayı olacak. N sayısı bir doğal sayı olacak. R sayısı da bir doğal sayı olacak. N sayısı R'den küçük olamaz. N sayısı R'ye eşit ve R'den büyük olacak. N ve R ikisi de doğal sayı olacak. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman 0 bir doğal sayıdır. N'in sıfırlısı nedir? Bu tanım gereğince N'in sıfırlısı 1'dir. Yani buradan şunu söyleriz. 3'ün sıfırlısı kaçtır arkadaşlar? 3'ün sıfırlısı 1'dir. N'in birlisi kaçtır? N'dir. Nedenine gelelim. Çünkü n'den geriye bir tane sayı çarpacağız. N dahil n'den geriye bir tane sayı kendisidir. Çarptığım zaman yine n çıkar arkadaşlar. Onun için n'in birisi n'dir diyoruz. Evet, burada sıfırın özel bir durumu var faktöriyelde. Faktöriyel çarpımsal, çarpansal veya demektir. Çarpacağız yani. Sıfır faktöriyel nedir? 1'dir. Özel bir tanım gereği. Bir faktöriyel 1'den 1'e kadar sayıların çarpımı. 1 zaten kendi 1'dir. Daha 1'e kadar gitmemize gerek yok. Bunun sonucu 1'dir. 2 faktöriyel 2'den 1'e kadar sayıların çarpımı. 2 çarpı 1 2'dir. 3 faktöriyel 3'ten 1'e kadar 3, 2, 1 çarpımıdır 6. 4 faktöriyel 4'ten 1'e kadar 4, 3, 2, 1 sayıların çarpımı. 4 faktöriyel 24. Burada neyi ifade ettik? 5 faktöriyel şöyle yazabilirdik. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu ünlem işareti, yani dur işareti arkadaşlar. Nerede durmak istiyorsak. Mesela 5'ten geldik de hepsini çarpmak istemedik. 4'ü yazdım, 4'te durmak istiyoruz. Ünlem işaretini koyuyoruz. Veya ikinci bir alternatif, bunu da yazabiliriz. 5'i yazdık, 4'ü yazdık. Ya yorulduk, 3'te dedik ki 3'te duralım arkadaşlar. O zaman 3 faktöriyel deyip duruyoruz. Durduğunuz zaman durma işaretini, ünlem işaretini koyun arkadaşlar. Evet, devam edelim. Sıfırdan farklı rakamlar kullanılabilerek yazılabilecek 4 basamaklı sayılardan. Bakın 4 basamaklı sayı kullanılıyor. Sıfırdan farklı rakamlar kullanıyor. Kaç tanesinde her basamağındaki rakamlar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? Bir kere rakam dediğimiz nelerdir? Sıfırdan farklı rakamlar 1'den başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dur arkadaşlar. Yani kaç tane rakamımız var gördüğümüz gibi? Sıfır haricinde 9 rakamımız vardır. O zaman
kaç tane alternatif durum söz konusudur? Bir kere küçükten büyüğe doğru yazılabilmesi için rakamların tekrarsız olması lazım. Örneğin 4 basamaklı bir sayı yazalım. 2234. Arkadaşlar tabi burada rakamları farklı ifadesini kullanmamız lazım ya da sizin algılamanız lazım. Bu küçükten büyüğe doğru yazılmamıştır arkadaşlar. Yazılmıştır ama bakın 2 ile 2 aynıdır. Nasıl küçükten büyüğe doğru yazılmış? Küçükten büyüğe doğru yazmamız için sayıları mesela 2567. Evet, bu sayı küçükten büyüğe doğrudur. 2567 şeklinde yazdığımız zaman. Evet, öncelikle demek ki rakamları farklı sayılar yazmamız lazım 4 basamakta. Peki şöyle ifade edelim. Mesela buraya yazabileceğim sayı kaç tanedir? Bu 9 tane rakamdan her bir basamağa rakam kullanacağız çünkü. 9 tane rakamdan birini kullanabiliriz. 9 alternatif durum söz konusudur. Örnek olarak söyleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane rakamdan birini kullanıyoruz. Bunu bir kere yazacağız. Bir daha yazmayacağız arkadaşlar. Şimdi 9'u yazıyoruz. Sonra göstermelik birini kullanalım. 2'yi kullandık. Artık buraya 2'yi kullanamayacağım. O zaman kalan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan birini kullanacağım. Yani kaç tane? 8 taneden birini kullanacağım. Sonra kalan 7 taneden birini. Sonra kalan 6 taneden birini kullanacağım. Peki bu şekilde yazdım. Yazdım da bu sayılar küçükten büyüğe doğru mudur? Mesela 1234 sayısını yazdım. Bu küçükten büyüğe doğrudur. Ama aynı şekilde 1243 de yazabilirdim. 1324 de yazabilirim. 1342 de yazabilirim. Peki bu kadar bir kere 4 tane sayı kendi arasında 4 faktöriyel türlü yer değiştirir. Yani 24 tane 1, 2, 3 ve 4'ü kullanarak sayı yazabilirim. Peki bu sayılardan kaç tanesi küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? Arkadaşlar sadece bir tanesi. Bakın burada yazacağım 1, 2, 3, 4'ü kullanarak yazabileceğim 24 tane 4 faktöriyel tane 4 basamak sayı vardır. Ama içlerinden sadece bir tanesi küçükten büyüğe doğru yazılmıştır. O zaman yazılabilecek 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 tane sayıdan sadece 4 faktöriyelde biri küçükten büyüğe doğru yazılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Bunu da düzenleyelim. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6. 4 faktöriyel de açalım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleştirme işlemi yapalım. 4 ile 2'yi çarptım. 8'dir. 8 de sadeleşir. Evet, 3 ile de 9 sadeleşir. Burada 3 kalır. Yani 3 çarpı 7 çarpı 6. 3 kere 7 21'dir. 21 ile 6'yı çarpacağız. 6 kere 1 6. 6 kere 2 12'dir. 126 değişik şekilde 4 basamaklı rakamları küçükten büyüğe doğru sıralanmış şekilde sayı yazabiliriz diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu şöyle ifade edeceğiz. 0 0 1 1 2 3, 3, 3, 3. Yukarıda 10 tane rakam kullanarak 10 basamak kaç tane sayı yazılır? Tabi burada şu var. Tekrar edilebilme durumunda. Biraz sonra göstereceğiz. Yani soruyu verelim, sonunda kuralı vereceğiz arkadaşlar. Tekrar edilebilme durumunda örneğin 2, 2, 3, 3, 3, 3. Sarı sayılarıyla 6 basamaklı kaç tane sayı yazılır? Bir kere bu sayıların, rakamların her biri birbirinden farklı olsaydı 6 faktöriyel kez yer değiştirirdi. 6 faktöriyel tane 6 basamaklı sayı yazılırdı. Ama bakın bu 2 ile bu 2'yi gelin yer değiştirelim. Bu 2 ile bu 2 yer değiştirirse görüntüde bir değişiklik olmaz ki. Görüntü aynıdır. Onun için bunu tekrar sayısı kadar faktöriyele böleceğiz. Yani kaç kere tekrar etmiş? 2 kere. 2 faktöriyele bölüyoruz. Kaç kere tekrar etmiş? 4 kere. 4 faktöriyele bölüyoruz. Çünkü bu kadar kerede bir fazla yazılmıştır. Şimdi gelelim buna. 10 tane rakam kullanarak kaç tane sayı yazılır? 10 basamaklı. Arkadaşlar bir kere 10 sayıda birbirinden farklı olsaydı 10 faktöriyel tane kendi aralarında yer değiştirirdi. O zaman 10 faktöriyel tane 10 basamak sayı yazılırdı. Fakat 2 kere bunlar yer değiştirmesi sonucu fazladan yazılmıştır. Tekrar sayısı kadar faktöriyel böleceğiz. 2 faktöriyel. Çarpı. Burada 3 tane var 3 faktöriyeli. Burada bir tane var 1 faktöriyeli. Burada 4 tane var 4 faktöriyeli böleceğiz. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey söylüyoruz. Çarpı diyoruz. Sıfırda başlayan 10 basamak sayı olur mu? Sıfırda başlayan 10 basamak sayı olmaz. Peki yazacağımız 10 basamaklı sayının sizce kaçta kaçı sıfırda başlar? Bir kere 10 tane rakam var. Bu sayıların 10'da 2'si, çünkü 2 tane sıfır olduğu için 10'da 2'si sıfırla başlar. Sıfırla başlar. Peki 10'da 2'si 0'la başlarsa 10'da 8'i de ne diyebiliriz? 10'da 8'i 0'la başlamaz arkadaşlar. O zaman bunun yazılabilecek 10 basamaklı sayıların, ama bu sayıların hepsi 10 basamaklıydır. Niye 0'la başlayan 10 basamaklı olmaz? Onun için bir şeyle çarpacağım. Bunun sadece 10'da 8'i 0'la başlamayan, yani gerçekten 10 basamaklı olan sayılardır. Bunun bir yolu daha var.
Yani bu tekrar söyleyelim. 10 faktöriyel bölü, tekrar sayısı kadar faktöriyellere bölersek bunun da 10'da 8'i sıfırla başlamaz. Sıfırla başlamayanlar çünkü o bazı sayılardır. Evet, ikinci bir alternatif şu. Şöyle söylüyorlar ama uzun bir yol. Onun için tercih etmediğim bir yol arkadaşlar. Deniliyor ki tüm sayıları yazarız. İçinde sıfırla başlayanları çıkartırız. Bu uzun uzun olan şeyi uzun uzun bir daha yazıp çıkartacağız. Gerek yok. Bu sayıların 10'da 8'i sıfırla başlamaz. O zaman 10 basamaklı sayıdır diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim bu sorumuza arkadaşlar. A'dan B'ye gitmek, B'den de C'ye gitmek koşuluyla, tabi burada da bir D noktamız var arkadaşlar. A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den de D'ye gitmek koşuluyla A'dan D'ye en kısa kaç şekilde gidilebilir? Bunu şöyle değerlendiriyoruz. Birçok alternatif var. Pratiğimiz şu. Önce A ile B, A'dan B'ye en kısa kaç değişik şekilde gidilir? Bunu şöyle bakalım. 1, 2, 3 tane yol var. Bu da tekrar permütasyonla yapılacak şey. Baktığımız zaman burada da 1, 2 tane. Topladığımız zaman 3 artı 2, 5. 5 türlü yer değiştirebilir diyoruz. Bölü 3 faktöriyel kez fazla yer değiştirmiştir. 3 faktöriyele. Burada da 2 tane yol olduğu için 2 faktöriyele bölüyoruz. A'dan B'ye bu kadar değişik yolla gidilebilir. Çarpı. Devam ediyoruz. Şimdi B'den C'ye gidelim. B'den C'ye 1, 2. Burası da 1, 3 faktöriyel diyoruz. Bölü. İkisi birbirinin aynı olduğu için 2 faktöriyele bölüyoruz. Burada 1 tane olduğu için 1 faktöriyele bölmekle uğraşmayacağım arkadaşlar. C'den D'ye bakın 1, 2 yol var. 2 faktöriyel diyoruz. Bölü. Burası 1 faktöriyel, burası da 1 faktöriyel. Yani 1 faktöriyel yazmaya gerek yok. Sadece 2 faktöriyel. Yani C'den D'ye 2 yolla gidilir. Hatta bunu gösterelim arkadaşlar. C'den D'ye ya böyle gidilir, birinci yol, ya da böyle gidilir. Zaten iki türlü olduğu belli. Evet, bu işlemi yaparsak A'dan D'ye, B'ye ve C'ye uğramak koşuluyla kaç türlü gidilir? İşte bu çarpımın sonucu kadar türlü alternatif yolumuz vardır arkadaşlar. A, A, B harfleri kendi aralarında yer değiştirerek kaç türlü 3 harfli sözcük yazılır? Tekrar permütasyonda söylemiştik. Şimdi biraz sonra ne olduğunu sonuca bağlayacağız. Bir kere 3'ü de farklı olsaydı 3 faktöriyel kez yazılırdı. Ama ikisi birbirinin aynı olduğu için 2 faktöriyel kez fazla yazılmıştır. 2 faktöriyel de biridir. 1 faktöriyel yazmıyoruz. B'de 1 tanedir çünkü. Yani 3 faktöriyeli 2 faktöriyele bölersek 3 faktöriyel 6'dır. 2 faktöriyel 2'dir. Bölersek sonuç 3 türlü yazılır. Hatta onları yazalım. Bu sıralama AAB olabilir. ABA olur. BA olur. Başka bir şey yoktur arkadaşlar. Şu A ile şu A'yı gelin yer değiştirelim. Bu A ile bu A'yı yer değiştirirsek farklı bir sözcük karşımıza çıkmıyor ki. Bunun aynısı. Onun için bunu yazmıyoruz. Gördüğümüz gibi 3 türlü kendi aralarında 3 harfli sözcük oluşur. Biz de 3 bulmuştuk zaten. Kahraman harflerini kullanarak baktığımız zaman 8 harfli. Kaç farklı sözcük yazar? 8 faktöriyel bölü. Evet, A'lar kaç tane? Bakalım. 3 tane. 3 tane birbiri arasında yer değiştiği zaman sonuç değişiyor mu, değişmiyor mu? Onun için 3 faktöriyle bölüyoruz. Peki baktığımız zaman başka farklı aynı harfler var mı? K'lara bakalım, yok arkadaşlar. H'lara bakalım, yok. R'lere bakalım, yok. M'lere bakalım, yok. N'lere bakalım, yok. Sadece A'lar kendi aralarında yer değişmesi sonucu farklı bir sözcük çıkmıyor. Onun için 3 faktöriyle böldük. Evet, o olayı özetleyelim. Tekrarın permütasyonunda her nesne kaç kere tekrar etmişse. Bakın, bu nesne kaç kere tekrar etmiş? 2 kere. Tekrar edenlerin kendi aralarındaki farklı dizilimi farklı bir sonuç doğurmayacağından, yani bu A ile bu A yer değiştiğinde farklı bir sonuç doğurmayacağı için şurada gösterdiğimiz gibi fazla yazılmış olur. Yani bunun 2 faktöriyelde birini alırız o yüzden. Bunu ifade etmeye çalıştık. Burada da evet kuralımızı veriyoruz. A'lar kendi aralarında N tanedir. B'ler kendi aralarında M tanedir. C'ler de kendi aralarında R tanedir. Bunlar kendi aralarında kaç türlü dizilirler. Yani toplam M artı N artı R tane harf kendi aralarında M artı N artı R faktöriyel farklı olsaydı bu faktöriyel olacaktı. Ama N kere tekrarladığı için M faktöriyeli, M kere tekrarladığı için M faktöriyeli, R kere tekrarladığı için R faktöriyeli böleceğiz. Evet, sorumuza geçelim. Kaç tane 10 basamaklı? Kaç tane sayı yazılır? Normalde 10 faktöriyel yazacağız. Onu da farklı olsaydı. Fakat İkisi birbirinin aynısı olduğu için 2 faktöriyle bölüyoruz. 3'ü birbirinin aynı olduğu için 3 faktöriyle bölüyoruz. 4'ü de birbirinin aynı olduğu için 4 faktöriyle bölüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki 3 bir tane. 1 faktöriyel daha yazacaktık ama yazmayalım. Çünkü 1 faktöriyel 1'dir arkadaşlar. Kaç tane çift sayı yazılır diyor. Yine biz çift sayı tek sayı demeden şunları yazıyoruz arkadaşlar. 10 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel kez 10 basamaklı sayı yazılır. Evet, bunun hepsi çift midir? Hayır. Peki kaç tane çift sayı var bakalım mı? 2, 3, 4, 5,
6. 7 tane çift sayı var. Peki çift sayı nasıl yazılır? 10 basamak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çift sayı nasıl yazılır? Birler basamağında çift rakam kullanılır. Olur size çift sayı. Peki bunun, bu yazılabilen sayıların, 10 basamaklı yazılabilen sayıların içinde çift de var, tek de var. Peki kaçı çifttir? Arkadaşlar 10 tane basamağın sadece 7 tane çift vardır. O zaman bunun 10'da 7'si çifttir diyebiliriz. Çünkü birler basamağına bu 10 sayıdan, rakamdan 7 tanesi gelirse bu çift sayı. O zaman bunun 10'da 7'si çift sayıdır arkadaşlar. 10 basamaklı çift sayı yazılır. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet, devam edelim. Faktöriyel ile ilgili ufak tefek işlemler yapalım. Şimdi faktöriyelde şunu kullanacağız arkadaşlar. Bakın payına ve paydasına bakın. Payında ne var? 9 faktöre, 8 faktöre. Paydasında 9 faktöre, 8 faktöre. Payına ve paydasına baktığınızda burada en küçük sayı nedir? 8 faktöriyeldir. Onun için payını ve paydasını 8 faktöriyele göre düzenleyeceğiz. Bu ne demek? 8 faktöriyele kadar indirgeyeceğiz. Yani 9 çarpı 8'de dur diyeceğiz. Zaten 8 faktöriyele kadar geldik. Buradaki 8 faktöriyelde duruyor. Böyle. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8'de dur diyoruz arkadaşlar. Eksi 8 faktöriyeli de yazıyoruz. Şimdi payını 8 faktöriyel parantezine alabiliriz. Paydayı da 8 faktöriyel parantezine alabiliriz. Payını 8 faktöriyel parantezine alsak buradan 9 geldi. Artı 8 faktöriyelin haricinde burada 1 vardır. Buraya da 1 yazdık. Paydasına geldiğimizde 8 faktöriyel parantezine alsak buradan 9 geldi. Eksi 8 faktöriyelin haricinde burada 1 vardır. Buradan da 1 geldi. Niye ikisini de aynı paranteze aldık? Sadeleşsin diye arkadaşlar. 9 bir daha nedir? 10'dur. Bölü 9 eksi 1 nedir? 8'dir. Sadeleştirelim isterseniz. 2'ye bölerim 5, 2'ye bölerim 4 olur. Bu şekilde yazabiliriz. Gelelim bunu permütasyona kullanalım arkadaşlar. 5'in ikisi ne demek? 5 dahil geriye 2 tane sayıyı çarpmak. Bir sayının sıfırlısı nedir? 1'dir permütasyonda. Bölü. 6'nın birlisi nedir? Bir şeyin birlisi kendisidir. 6'dır. Eksi. 3'ün birlisi nedir? O da 3'tür arkadaşlar. 5 kere 4 21 daha 21. Alttan 3'ü çıkarttık 3. 21'i 3'e bölersek sonuç 7 çıkacaktır. Evet, diğer bir örnek niteliğinde yine bir sorumuz. 7'nin ikisi nedir? 7'den geriye 2 tane sayı çarpmaktır. 7 çarpı 6'dır. Artı. 6 faktöriyel. Onu da açalım. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bölü. 6'nın ikisi nedir? 6'dan geriye 2 sayı çarpmaktır. 6 çarpı 5. Eksi. 3 faktöriyel nedir? 3, 2, 1. Bakın payında ortak olan bir şey var mı? Payında ikisinde ortak olan 6 var. 6 parantezini alıyorum. 6'nın haricinde burada ne kaldı? 7 kaldı. Artı 6'nın haricinde 5, 4, 3, 2, 1 kaldı. Bunları çarparsak 120 olur arkadaşlar. Bölü. Baktığımız zaman. 3 faktöriyel 6'dır. Silip 6 yazalım. İkisinde 6 ortak. 6 parantezini alırsak buradan 5 kaldı. Eksi. 6'nın haricinde 1 vardır. Buradan da 1 kaldı. Niye ikisinde 6 parantezini aldık? 6'lar birbirini götürsün diye aldık arkadaşlar. 120 ile 7'yi toplarsak 127'dir. Bölü. 5'ten 1'e çıkarttığımız zaman 4. 127 4'e bölünmez. Çünkü bir kere tek sayıdır. Tek sayı 4'e bölünmez arkadaşlar. Bunu yazabiliriz. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz şimdi. Evet, diğer sorumuz ödüllü. Bu da sizde olsun arkadaşlar. Bu soruyu çözmenizi bekliyoruz. Size iyi günler diliyorum.